Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir sapanın lastiği şekilde x kadar çekilerek bırakıldığında taş sapandan V büyükteki hızla fırlıyor ve A büyükteki ivmeyle ile en fazla H yüksekliğine çıkıyor. Buna göre sapan lastiği 2x kadar çekilerek bırakılmış olsaydı V, A, H niceliklerinden hangileri artar demiş. Lastiği daha çok sıkıştırdığımızda yayda depolanan potansiyel enerjide ne yapmış olduk? Daha doğrusu lastikte depolanan enerjiyi de artırmış olduk. Bu enerjiden dolayı ne yapacak o zaman? Belli bir hızla enerjiyle fırlıyor 1 bölü kenme kareyle. Oradaki V hızı ne yapacaktır yaydaki enerji artacağı için? artacak. O zaman V artarmış deriz. birinci aldı. Arkadaşlar ivme gelince ivme bütün atış hareketlerinin tamamında ivmenin değeri yer çekimdir, yani G ye kadardır. Hangi atış hareketi yaptığının bir önemi yok. Neden dersek ya bir cismi aldığımız aşağı doğru nesi var? Bunun ağırlığı var. Başka bir kuvvet var mı sürtüme yoksa? Yok. O zaman A eşittir işte, F bölü M diyecek olsak F dediğimiz MG kütlesi de M kadar deyince M'ler gidiyor. İvme ise her zaman g' kadar olur. Tamam arkadaşlar bütün atış hareketlerinde ivmemiz G'dir. Cisim ister yukarı gitsin ister aşağı doğru gitsin. Fark etmez. Hocam yukarı giderken bir de hız yok mu? Hız kuvvet değil ki. Onu hesaba katmayacağız. İvmeden dolayı önceden hızı varsa yavaşlama, hızlanma durumlarını etkiler sadece. Ama ivmenin değerini ne yapmaz etkilemez. Tamam. Bu anlamda ivmeye değişmez diyeceğiz. O yüzden onu almadık. A'ya attık. Bir de neyi sormuştu? Çıkabileceği yüksekliği sormuştu. Açta tabii ki artacaktır. Neden? Belli bir enerjiyle yukarı doğru fırlayınca bu neye dönüşüyor yukarı çıkarken? MGH potansiyeli dönüşüyor. Hız artacaksa çıkabileceği yüksekte tabii ki ne yapacak? Artacak deriz. Bu anlamda B ve H artarmış yani cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Ürtümelerin önemsiz olduğu ortamda kütleleri sırasıyla M2, M2 olan KLM cisimleri yerden H kadar yüksekten eşit büyükteki hızlarla şekilde fırlatılıyor. Buna göre cisimlerin incelikten hangileri eşit büyüklüktedir demiş. Bir yere çarpma hızları. Arkadaşlar burada küçük bir ispat yapalım. Yere çarpma hız büyüklüğü eşit olacak onu söyleyeceğiz. Şimdi e, ikisi, üçünün de mevcut durumda yerden yüksekleri aynı. Yani bir tanesi için şöyle birinci için yazalım isterseniz. MDH potansiyel enerjisi var. Artı bir de 1 bölü 2 mv karesi var. Skalar büyüklük olduğu için yönün bir önemi yok orada hızın. Eşittir yere indiğinde 1 bölü 2 mv kareye dönüşecek. Öyle değil mi? VK'nın karesi değilim isterseniz yere çarpma hızına. Bakın burada kütleler birbirini götürüyor. Kütleye bağlı değilmiş yere çarpma hızı. Yere çarpma hızı neye bağlıymış dersek. Bakın bir atıldığı yüksekliğe bağlı. Haşa bağlı. Yer çekimi sabit zaten. Bir de atılma hızına bağlı. Bu üçünün de yerden yüksekliği aynı. Üçünün atılma hız büyüklüğü de aynı. O zaman yeri çarpma hız büyüklüğü de mecburen enerji korunumu gereği eşit olur deriz. Birinciyi aldık enerji korunumundan. Tamam. İki, yeri çarptıkları anda kinetik enerji demiş. Yeri çarpma hız büyüklüğünün eşit olduğunu bulduk buradan ispatladık. Şimdi hız büyüklükleri eşit ama birincisi 1 bölü 2 m çarpı işte bir v üssü çarpıyorsa v üssü kare çarpacak. Kütleleri eşit değil. 1 bölü 2 bunun kütlesi 2 m 2 m v üssü kare çarpacak. Bu da 1 bölü 2 2 m ve üstü kare ile çarpacak. Yani 2 ile 3'ün L M'nin enerjileri eşit işte, fakat K'dan büyük olmuş oldu. Çünkü sadece hız değil aynı zamanda enerji kütleye de bağlı 1 bölü 2 m mm kare olduğu için ikinciyi attık. 3. Yerden H bölü 2 yüksekten geçerken potansiyel enerjileri demiş. Şöyle yerden yüksekliğimiz H bölü 2 olduğu anda alalım. Bakın buralardan geçerken potansiyel enerjilerine bakarsak kütleyle orantılı olacak. Yerden yüksekleri H bölü 2 aynı. Ama birincinin kütlesi M, ikinci kütlesi 2 M, üçüncü kütlesi 2 M. E potansiyel enerji formülümüzde MGH olduğu için Değil mi? Yüksekleri aynı, G aynı fakat M'leri aynı değil. L ile M'nin eşit, K'dan daha büyük. O yüzden bu da eşit olmadı. Cevabımız yalnız birden A'dan olacakmış deriz. Düşe kesti şekilde olan sürtümü sırayın. K noktasından bir cisim serbest bırakılıyor. Buna göre cisim 1, 2, 3, 4, 5 nolu yörüngelerden hangilerini izleyebilir demiş. Arkadaşlar ortam sürtünmesiz ve serbest bırakılıyor. Tamam. Şimdi enerji korunumu gereği bakacağız. Ya yani enerji korunumu gereği bu yüksekliklere kadar mantıken çıkar dememiz lazım. O zaman bir yolunu izleme şansı yok. Neden? Buradan geri döndüğüne göre burada hızı sıfırlanmış. Ama daha yukarıdan atılmıştı. O zaman daha yukarıdan buradan belli bir hızla geçmesi gerekirdi. O yüzden bir yolunu izleme şansı yok. Dolayısıyla 2 de olmayacak. Neden? Burada olduğu yere düştüğü için hızı sıfır oluyor demektir. Halbuki belli bir hızda buradan fırlayacağından dolayı 2 yolunu da izleyemeyecek. Peki 3, 4, 5'ten hangilerini izleyebilir? 5 atıldığı noktanın da üzerine çıkmış. Değil mi? Ekstra potansiyel enerji lazım. Olmaz. Şimdi 4'ü izleyebilir gibi ama bir şeye dikkat. Ya 4 gibi bir yörünge izleyebilmesi için burada bir hızın olması lazım. Yani bakın burada sadece potansiyel enerji vardı. Burada potansiyel aynı potansiyeli var. Ekstradan bir de kinetik var. Olmaz ki. Aynı potansiyel artık kinetik nasıl üzerine kazansın? Daha fazla enerji oldu elde edemeyecek. Öyle değil mi? Sürtmez olduğu için kendi enerjisi kadar olması lazımdı. O yüzden 4 yolunu izleyemez. Ama 3 yolunu izlerse bakın burada bir hızla geçecek. Evet yüksekliği buranın yüksekliği K'ya göre daha az. Fakat hızından dolayı da kinetiği var. O zaman o kinetikle potansiyeli toplam başlangıçtaki ile eşit olabilir. Bu anlamda o yüzden cevabımız yalnız üçten Ceyhan olacakmış deriz. Şekildeki 1, 2, 3 özdeş teleferik kabinleri sabit hızda yükselmektedir. Buna göre kabinlere ait niceliklerin hangileri eşittir demiş. Bir potansiyel enerjileri arkadaşlar kabin gördüğünüz gibi yatayın burası altta, burası kabin hizasında, yatay hizasında, burası üst tarafta. O zaman üçüncü kabinin potansiyel enerjisi 2'den 2'de 1'den büyüktür. Çünkü potansiyel enerjisi MGH. Öyle değil mi? Üçüncü kabin önde olduğu için yukarı doğru çıkarken yerden yüksekliği daha fazla olmuş olacak. O yüzden potansiyel enerjileri eşit değil. Kinetik enerji dediğimiz 1 bölü 2 mv kare bunların kütleleri aynı hızları da aynı. Dolayısıyla kinetik enerjileri eşit olur deriz. Ama mekanik enerji, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı kinetik enerjileri eşit doğru fakat potansiyel enerji 3. kabinin daha büyük mesela o yüzden de ne yapacak? Mekanik enerjiler de eşit olamayacak. Cevabımız yalnız 2'den adan olurmuş deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir çekirge şekildeki bir yerden sıçrıyor. Buna göre çekirge sıçrayıp maksimum yüksekliğe çıkana kadar mekanik ve kinetik enerjinin değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Çekirge yerdeyken yere göre potansiyel enerjisi sıfır kabul edilecek demiş. Bakalım arkadaşlar. böyle bir zıplama hareketi yaptığında ilk başta sadece bunun hızı var. Yani bir bölü 2'en mekaniden kinetik enerjisi var. Mekanik enerji kinetik enerjiyle potansiyel enerjinin toplamı. O yüzden atıldığı anda potansiyel enerji aynı zamanda kinetik enerjiye de pardon mekanik enerji aynı zamanda da kinetik enerji eşit olmuş oluyor. Buna dikkat 1. İkinci bilmemiz gereken nokta bakın tepe noktasından geçerken bile bir hızı olacak, yatay hızı olacak. O yüzden kinetik enerjisi hiçbir zaman sıfırlanmayacak. Bunu da biliyoruz. Değil mi? Bu mantıkla bakacağız. Sürtümesi ortamı olduğu için de mekanik enerjide herhangi bir değişim yaşanmayacak sürtümesi ortam olduğundan dolayı. Bu anlamda bakarsak mekanik enerji değişmeyecek değişmeyecekmiş sürtümesi ortamdan dolayı. Değişenleri bir defa eleyelim. Denizli ile Edirne gitsin. Değil mi? Diğer türlü kinetik enerji bakın tepe noktasında bile bir hızı olduğu için kinetik enerji sıfırlanmayacak ama Bursa'da sıfırlanmış kinetik enerji o yüzden gitti. Adana ile Ceyhan'a baktığımızda ikisinin farkı nedir dersek? Mekanik kinetik. Kinetik azalıyor yukarı çıkarken. Mekanik sabit kalmış. Doğru. A'da farklı yerden başlamış. Kinetik de aşağıdan başlamış. C'de ise aynı yerden başlamış. Bakın atıldığı anda çekirgenin yere göre potansiyel enerji sıfır kabul edecek diyor ya. E, potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı mekanik enerji oluyor. O yüzden atıldığı anda mekanik enerji aynı zamanda kinetik enerjiye eşit. Yani aynı yerden başlaması lazım o yüzden. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olacakmış deriz. İç mekanizması şekil gibi olan oyuncak tabancının mermi haznesine en kütleli bir boncuk yerleştirildikten sonra kurma kolu aşağı çekilerek yay sabitlik K olan yay şekil 2'deki gibi X kadar sıkıştırılıyor. Tetik düşürülüp fırlatılan boncuğun namludan çıkış hızının büyüklüğü niceliklerinden hangilerinin tek başına artması ile artar demiş. Arkadaşlar yay x kadar sıkıştırılınca 1 bölü 2k x kare kadar enerji depolanmış oluyor. Mesela serbest bırakıldığında bu 1 bölü 2m kare kinetik enerjiye dönüşüyor. Mesela burada bakacak olursak bakın k ve x ile hız doğru orantılı değil mi? K artarsa ya da x artarsa hız artar. Ama kütle ile hız aynı tarafta olduğu için ters orantılı olmuş oluyor. Yani kütlenin artması hızını yapar azaltır. Mesela hangilerinin tek başına artmasıyla artar demiş. Mesela k ve x'in artmasıyla artar, kütlenin artmasıyla azalır diyeceğiz. O yüzden cevabımız k ve x'ten Ceyhan olacakmış deriz. 4 metre 90 kanoksan VK büyükte hızla fırlatılan 2 kilogram kütüğü oyuncak arabanın LM noktalarından geçerken sahip oldukları VL VM hızlarının büyüklükleri bilinmektedir. Buna göre inecekten hangileri hesaplanabilir demiş. Gelin denklemi bir yazalım. Mevcut durumdayken mgh 1i var. M2 imiş. Onu biliyoruz yazalım. G'yi de biliyoruz. Bilinenleri yazalım isterseniz. MGH1 var. Artı bir de 1 bölü 2 MV karesi var. M2 VK'nın karesi. Yani burada iki bilinmeyen var. Eşittir. Neredekine eşit olacak bu? L'dekine. Yani 1 bölü 2 M VL'nin karesi var. Bu buna eşit olacakmış. O da eşit olacakmış sürtmesi ortam olduğu için enerji kaybı yok tabii ki. O da ne eşit olacak? MGH2 var orada değil mi? MGH2. Hatta onlara da bilindiği için yazarak gidelim isterseniz. M2 değil mi? G'si 10. Yerden yükseklik H2 bu bilinmiyor. Artı bir de 1 bölü M karesi var. 1 bölü 2 M2 VM'nin karesi var. Değil mi? Şimdi bilinenleri işaretleyecek olursak. Bakın VL biliniyormuş. Şimdi VL bilince otomatikman buradaki kinetik enerjisinin tamamı biliniyor demektir. Oradaki kinetik enerjisi aslında K'daki mekanik ya da M'deki mekanik. Çünkü oradaki kinetik mekanik enerji aynı zamanda olmuş oluyor. O yüzden K noktasına fırlatıldığındaki mekanik enerjisini bilebiliriz bulduk. Şimdi devam edelim. Burası biliniyor. Vm biliniyormuş. Yani şu kısım biliniyor. E şimdi Mg zaten biliyor. Burada bir tek H2 biliniyor. O zaman eşitliği yazdığımızda buradan H2'yi bulabiliriz. Bakın H2 de bulundu. Şimdi sol tarafa gelip Vk bilinebilir mi ona bakalım. Bakın şimdi şurası biliniyor. Yani VL'nin karesi enerji biliniyor. Toplam enerji. Toplam enerji biliniyor da bunun toplamı biliniyor. Ama burada iki bilinmeyen var. Bilinmiyor, VK'da bilinmiyor. H1 de bilinmiyor. VK de biliniyor. Şimdi H1'i biliyor olsak VK'yı buluruz ya da VK'yı biliyor olsak H1'i buluruz. İkisi de bilinmeyince ama çözüm yok. Dolayısıyla VK'yı bulamayacağız. Buradan attık cevabımız H2 ve K'dan 2 ve 3'ü bilebilmişiz. Yani cevabımız Eden olurmuş. Özdeş cisimlerden K yerçekim ivmesinin G büyüklüğünde olduğu dünya yüzeyinden L ise yerçekim G büyüklüğü olduğu X gezegeni yüzeyinden V büyüklükteki hızlarla düşey doğrusu şekildeki fırlatılıyor. Buna göre K cisimin ulaştıkları maksimum yükseklerde yere göre potansiyel enerjileri oran nedir diye söylemiş. Arkadaşlar maksimum yüksekte ulaştıklarında hızları sıfır olacak. Yani bütün kinetik enerjileri aslında potansiyel enerjiye dönüşecek. Şu an mevcut durumda kinetik enerjileri ne kadarsa o kadar potansiyel enerji kazanacak. Yani bunun kinetik enerjisi 1 bölü 2 kütleleri eşit özdeş diyor. M diyelim ikisine de. 1 bölü 2 mv kare kadar kinetik enerjisi var. Bunun da 1 bölü 2 mv kare kinetik enerjisi var. Yani yukarı çıktığında bu ek potansiyel enerjisine bu yukarı çıktığında el potansiyel enerjisine dönüşecek. O yüzden oranımız 1 yapar deriz. Ya hocam yer çekimleri farklı değişmeyecek mi? Bakın potansiyel enerji mdh'de yazacak olursak. Buradaki mgh1 mesela böyle yazdık. Bunu nasıl yazacağız? M G bölü 2 H2 yazacağız. Değil mi? G bölü 2 çarpı H2. Eğer H1 H2 oranını sorsaydı evet değişirdi işler. O zaman oranlardık. Onu da 1'e 2 bulurduk galiba. Ama onları sormuyor ki doğrudan yukarıdaki potansiyel enerjiyi soruyor. kinetik enerjisi mevcut durumda ne kadarsa tepe noktasında potansiyel enerji de o kadar olacak dolayısıyla. O yüzden de enerjiler birbirine eşit çıkar. Yani ceylan olacakmış. Bir bölümü o merkez dairenin parçası olan sürtmesi oyuncak araba rayı şekildeki gibidir. Rayın K noktasından 4V büyükteki hızla fırlatılan oyuncak araba L noktasından V büyükteki hızla geçmektedir demiş. Tamam buradan 4V ile atılınca buradan V ile geçiyormuş. Buna göre oyuncak arabanın M noktası hızının büyüklüğü değerlerinden hangilerine eşit olabilir demiş. Tabii K hizasından M hizası daha aşağıda olduğu için hızı daha büyük olacak. Çünkü potansiyel de dönüşecek. O yüzden 5, 6, 7, 3'ü de olabilirmiş gibi geliyor ama bu şekil boşuna verilmemiş aslında. Şimdi bakalım arkadaşlar. 1 bölü ve kareden 4'ün karesi 16 yapar. Ona 16 E diyelim isterseniz kinetik enerjisine burada. Tamam. Şimdi 16'ya kadar kinetik enerjisi var burada 1. Tepe noktasına geldiğinde burada kinetik enerjisi ne kadar dersek 1 bölü kareden e kadar değilim isterseniz söylemesi kolay olsun. O zaman demek ki şuradaki yükseklikten dolayı potansiyel enerjimiz de 15 e kadarmış diyebiliriz. Anlaştık mı? Bakın şu yüksekten dolayı çünkü enerji sürtmesi ortamda enerji ne yapacak? Korunacak mekanik enerji. Burada 16 e varsa burada e varsa 15 e de kinetik olmuş olsun orada. Tamam. Şimdi geldik. Burada 16e vardı. M'den geçerken işte 5v olabilir mi? 5v'si 1/kareden 25e yapar, değil mi? Şimdi burada 16e'miz var. Artı bir de şurada potansiyel kaybedecek. O da kinetiğe dönüşecek. Peki şurası potansiyel kaybı 9e olabilir mi? Evet, dikkat ederseniz bakın O noktası yarı çapın altında bir nokta. 15e'ye göre daha düşük olması lazım. 9e olabilir dolayısıyla burası. Deriz, birinciyi aldık. Peki 6v olabilir mi? 6v olması için buranın zaman ne yapacak? 1/kareden 36 yapar. 36e olması lazım. Yani şu aradaki 16'dan 36'ya 20'e kadar burada enerji kazanması lazım. 20 enerji kazanabilir mi? Hayır. Yani oradaki potansiyel kaybının 20'e olması lazım. Ya yani yarı çaptan daha fazla şu yükseklikte 15'e potansiyel yaratıyorsa burası 15'e de daha küçük olacak. Ama 20 oldu burası olma şansı yok. Burası 6 da olamaz. 6 olamayacak. otomundan 7 olamayacak zaten deriz. Bu anlamda cevabımız yalnız birden adan olurmuş.